Kavgayı zinrips'lar arasında. Çakal ve Kefo arasında neler yaşandı? Bugün şöyle bu alıyorum. Kim haklı, ha. kim haksız? Bu video. Kefo da... kim lan? Kefo mu dedi? Kefo, Sefo değil. Kefo, Kefo. Da her şey belli olacak. Normalde kimde olmayan bir konuydu. Fakat izlenmeden bilmek istiyorum. Nargile, bu nargile kömür markası ama. Herhalde alacağım. Bir Harbiden bir Kefo var, nedir ya? Yemecekti. Malum millet güzelim şarkılara çekilecek videoları izlemek yerine bunu tercih ediyor. <laughs> E biz de ne yapalım zengin ailenin çocuğu değiliz, tek başıma mücadele edip annemi gururlandırmalıydım. Bu kavgayı daha iyi yorumlayabilmemiz için olayın başına dönmek istiyorum. 20 Ocak 2023 günü, Chefo ve Amento, yayınlamış olduğu Amenoslar şarkısıyla TikTok'ta büyük ses getirmişti. Kefo, kaos, sağda blanko, solda Şarkı çeşitli mi? Solday full böyle yapıyor bu arada. Solday Şam... AK, Parti, AK Partili dedeme bilmem ne yaptım falan tarzı böyle. Nasıl yani? O nasıl bir tarz? Lan? Ya canım ya hani şey çekilmiyor bir şey demekten. Sitesindeki <laughs> hmm. bu gönderme insanların baya bir ilgisini çekmişti. Müzik kariyeri olarak patlama yapan bu grup bu süreçte TikTok profillerinde çakal tayfasına ara sıra ufaktan göndermeler yapıyordu. E haliyle insanlar da kefo çakalı yer, kefo bunu döver, kefo bilmem buna ne yapar gibi birçok yorumlar atılmıştı. E bu yorumlarda da çakalı sinirlendirmeliydi. Olayın patlak verdiği nokta kefonun yayınlanan ifşa görüntüleriyle başladı. Ne var hocam bakalım mı videoya? Arkadaşlar ben Rehanalı kefo. Yani çakalı... Rehanalı... Adam buradan... Yok. Klasik boktan bir Türk çerep kavgası Yok. da her zamanki gibi. Ya burada ben şunu anlamadım. Çakala neden küfür ediyorsun? Bir sebebi var mı? Çakal öncesine bunu Bir sebebi var. Ben. eminim ki bu hoş sağlıklı geldin. Bir kafayla çekilmiş bir videoda değil. Meyve, ayran, bu tarz böyle sağlıklı besinler tüketilmiş olabilir yani bundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. E genelde böyle muhabbetleri sizler arkadaş ortamınızda da çevirirsiniz. Ne bileyim rap muhabbeti mi yapıyorsunuz? Ya onun mı... ben. Arkadaş ortamında rap muhabbeti yapan varsa terk etsin bu arada. Samimi. Ya o kim ya? Bok gibi falan dediğiniz durum. Ya ben bir kere şey görmüştüm, İsmi, isim Video vermeyeceğim ama Mörda'nın bir şey olmuştu. Mörda'nın ağlıyorlardı böyle gerçekten. Çok tuhafıma gitmişti benim ya. Mörda'nın çocuğuna bir şey olmuştu. Ha, hatırladım hatırladım. Doğa mıydı neydi? Yok ya yani ben Dua arkadaşlarımdan bahsediyorum Bunlar olur mutlaka. Bu da aslında o tarz bir video diyebilirim. Bu e, video da yanlış anlaşılmış. Ayrılmışlar mıydı? Öyle bir şey o Bu video iki rapçinin de çok hata yaptığı komik bir video kesiti diyeyim artık. Çakal diyor ki bir daha İstanbul'a gel de senin anneni bilmem ne yapayım. Bu da... <laughs> ya bu çakal ergenliğini yaşayamamış ya da zaten yaştan dolayı ergen ya. Mesajlara bak. Bir daha ist gel de senin ananına geri sokayım. Kim kim anlasın sokmaz onun yedi sülalesini isteyeyim. Sen o oğlan kariyerin koymazsan ben çocuğuyum. Seni gördüğüm yerde kan al almazsam ne Annenle gel İstanbul'a bir daha. Kafayı yersin abi ya. Anne ne ya. 13 Geçerli... yaş kavga bile böyle değil ya. Geçerli hiçbir şey yok. Evet. Bu da diyor ki kimi kimin ne yapar işte 7 sülalesini. Seni gördüğüm yerde kan almazsam ne yapayım? Annenle gel İstanbul'a bir daha. Buna karşılık. Ana bacı atmayacaktın. Senin a** koydum. Senin a** koyacağım. Ana bacı atmayacaktın. Seni ya Türklerin kavgaları niye böyle ya? ya? Yurt dışında iki <laughs> <laughs> bakıyorum millet neler yapıyor. Suikast planları yapıyorlar. Yani havalı de. havalı kolyelerle, kombinlerle bize bakıyorum. Senin anneni ne yapacak? Fifty Cent'in böyle şey ünlü bir kavgası vardır şeyin. Neydi? Kimdi adamın ismini unuttum ya. Yani şeyini çalıyor. Kolyesini çaldırıyor. Adamdan kolyesini çalıyor. Unuttum rapçi ya. Bu sevmediği Hadi bir rapçi işte. vardı zaman. Hocam amına koyacağım seni seni şöyle yapacağım abi bu ne ya Ya şimdi ismi Zefo neydi ismi Kefo olan Kefo. birinden nasıl bir şey bekliyorsun ki yani ismi Kefo Anladım ne bekliyorsun İstersen Amerika'da ol seni bulacağım oğlum Valla Amerika'da bulamayabilir fiyatlar arttı kankalar Ya ben de şahsen çakalı öldürmek için vurmak için Amerika'ya gitmem ya niye para ki Çakalı diyor ki Santa Monica'ya gelirsin değil mi ağla Oğlum Kodumun asosyal çocuğu <laughs> Senin <laughs> Discord kavgası gibi değil mi ya? senin evet. lan içim el vermiyor. Koyacağım senin lan. Senin götünden kan ben or sana mermi sıkmazsam sana bu ses kaydı mal istediğin yere. Bak istediğin yere istiyorsan yay bak bu sözümü bir kenara yaz. Sana mermi sıkmazsam ben bu piyasada adam derim lan. Ben sana mermi sıkmazsam lan buna koy. Kankalar yani e ne mermi son buna Ne anlatıyorsun ya? Hayır yani Türkiye'de nasıl bunlar oğlum bunları bir Zabıta aradığı zaman götleri şeylerinde kaçmıyor mu ya? Bunların. Yani Amerika'da da böyle de. Hayır umarım kaçıyordu. Kaçıyor. Kaçmıyorsa sıkıntı. Dostun imkanı Sağ yok vermesi, ya. Bak yani Çakal benimle yaşıt. Kefo da büyük ihtimalle benimle yaşıt. Yani baktığınızda yani Kefo kendi küçük. yaşıtımdaki rapçiler için yani resmen çocuk kavgası. Ağla ne demek yani. Birisiyle tartışıyorsa kanka ve ağla. Annenle gel İstanbul'a ben en son dediğimde 5 yaşında falan alı diyorsun ya kanka yapma gözünü seveyim şimdi Burada sen sam çocuğu çok bir adamın adama yani da bir kere an, çakal yani abi sen eski çak bu arada evet sokağın şey kuralı bu yani yazılı olmayan kurallarından biri anabacı çünkü aynen ben... öyle ama şöyle şimdi çakal da troll olduğu için alevlendirmiş öyle, çocuğu abi. Şu anladın cümleyi, mı şu cümleyi yani sıkıntılı yoldan geçen bir adama bile söyleyemez normalde yüz yüze hiçbir yani? boku hiçbir olmaz ya Sakal değilsin, gözünü seveyim, sanatçı bir yani kimsin. Düşünsene şu, şu kelimeyi şeye, şeye değişmiş, dediğini, şu cümleyi. Hayatın bilmiyorum. değişmiş, i̇şte, hayvan gibi para kız Muti, heyecan, uzu gibi birine dediğini. Gördük Çok onları da ya. bir evine ama. baskın yaptı, airsoft çıktı anasını satayım. Biz kötüyüz <laughs> aynen. Fasa ya. Bir gangsta mı olur oğlum? Yani. Liluzu var. Liluzu. Liluzu gangstayım diye dolaşmıyor ama komik adam. Kazanıyorsun. Öğle evet. Beni hani annesini seviyorsun. Yani senin bir sanatçı olarak bu toplara girmemen lazım. Belki senin üzerinden bir prim kasıyor olabilir. Gündeme gelmek istiyor olabilir. Yani sen bilinçli davranman lazım. O Bunların an... acil PR takımına falan ihtiyacı var ya bunların. Hmm. Bu görüntüler çok kötü ya. Sonra sonra şey diyorsun mesela Twitch yayıncılarını ciddiye almıyorlar ya. Haklı sebepleri hmm. var. Mesela bunları da ciddiye alan olmaz. Anladın mı? Yaptığı işleri falan. Ha, çakal mı böyle işte ağla diyen bir adam yani. Birbirleri arasında birbirlerini yiyorlar. Yani niye ben hiç bilmiyordum sak... bunu ya. Baya çirkinmiş. Sago cezanın böyle bir şey çıksa mesela saygınlıkları sıfıra inerdi ya. Evet. Yani dinliyorum diyemezdin. Ya zaten çakala mı? ne saygı duyacağım. Yani, Neyi o da başlatacak var da. Mesaj atıyorsun ki. Artık günümüze baktığımızda daha farklı bir çakal var yani sen sanatçı olarak kanka birine böyle bir mesaj atmamalısın yani belki o an sinirlenmişsindir belki bu mesaj atarak içindeki o efkeni rahat. Bari Instagram yerine aynı mesaj görsek ya Kanye West gibi. O da okeydi <laughs> be. Hani her şeyi flex yapıyorlar ya. Ya <laughs> mesaj görseydik abi hangisi mavi hangisi yeşil can düşünmüşsündür. Bu her insanın yaşadığı duygudur. Büyük hata yapmış yani. Bir de anneye direkt sövmekte sıkıntı. Hani sanatçısın ya bro biraz daha yaz yazılmaması gereken bir mesaj. Kefo yani bu sohbette kankalar biraz daha sinirli bir tarafta. Çakal da aslında. Anladığım kadarıyla biraz, sinirlenmiş. Ağır. O sosyal mi? Kendi profiline bak biraz Aykut seni. Sanırım biraz sinirlenmiş. Benim stalkyon kodumun eziği seni. sinirlen ağlatırım seni. Oğlum siz alışmışsınız İstanbul rapçilerine küfür etmeye. Aşağılayarak küçümseyerekten aslında çok ciddiye almamış yani ciddiye alması yazması eyvallah her insanın duygusu var milyonlukla dinlensen tartışmaya baktığımızda çakal yani aşağılamış aslında çok da ciddiye almamış ve yani baktığımızda da mesajları gerçekten iki çocuk kavga. Ben ağlamam ağlatırım sen beni diğerleri gibi san. Bak ben bu piyasaya sana neler yapıyorum. Gerçekten iki çocuk kavgası. Doğruyu Suriyeli hepsilerine hiç söylememiştim. <laughs> Güzel laf. <gülüyor> Suriyeli. <gülüyor> <gülüyor> Kim Suriyeli olmuş onun annesini diyeyim. Ama Suriyeliler bilir kaç tanesi vurduğumu sen de öğreneceksin rahat ol. Oğlum bir cimere atsaymış bari bu görüntüleri. <laughs> Adam suç şey yapıyor. Istedim, Vurduğumu falan. Gül gül güldüreceğim seni. Sanatçıya yakışmayacak hareketler. Sohbette benim dikkatimi çeken cümle de şu oldu. Seni gördüğüm anda vuracağım. Seni gördüğüm anda şunu yapacağım. Bunu yapmazsan ben neyim falan filan. Öncelikle yani bir işin gerçeğine bakarsak böyle bir durumun yaşanma ihtimali sıfır. Şu an günümüzdeki repçilere baktığımızda herkesin koruması var. Koruması olması çok normal. Koruması olmazsa kardeşim o rapçi güvensiz olur ve biliyorsun ki ülkede o kadar mal insan var ki her an ona ufak zarar vermek isteyebilir. Sırf ibnelik olsun diye. Sırf ne bileyim kendini bir işe zannetsin diye durduk yere bir eylem falan gerçekleştirebilir. Bu yüzden rapçilerin güvenliklerle takılmasını ben gayet mantıklı buluyorum. Güvenlik... O kolye olmamış o... evet. Güvenliklerle takılan iki... Ekip... Gül gül güldüreceğim ben seni. Nasıl ateş ediyorum bakayım. Trend yoldan mı aldın silahını? Dişlerini sökeceğim seni. Dişlerini sökeceğim. Vay aman okuyayım. dolaşacak. Vay vay vay. Bir rapçinin şahsen başına bir şey geleceği... Gerçi ilk mesajı da çakal atmış. Nasıl çakal dal, takmıyor oluyor? Evet. Ben ne görüyorum biliyor musun? Büyük ağaçlar nefretten başlar. Ee, Uzi, ay Uzi demişim. Çakal kefo fiti gelirse şaşırmam. düşünmüyorum oh. hani Her zaman tabii güvenlikle... Orası tartışılır kankalar. Hani her insan tek takılmak isteyebilir. Ama tek takıldığı zaman da daha dikkatli de olması gerekir. Yani bu durumda çakalın... Ben böyle kolye takıp çıksam ne dersiniz? Kolyeleri hiç bir takamadım ya. Hep özgüvenimi düşürdünüz siz benim burada. Hiç istediğim şeyleri Niye? yapamıyorum. Çok dalga geçiyorlar. Kafir Dostum mi? Tak, ben seviyorum bu arada. Dostum sevmem problemli değil mi? Götümde gülerim mi? bak bak. Hayır bunları değil canım. Los Paquetos ne zaman dinleyeceğiz yani. seni buralarda? Ne zaman dramalara gireceksin? Salla bir uzuya çakala. O da yetişen bir rapçidir bu arada. Sağ taşlandı, sol taşlandı. <laughs> <laughs> Nasıl taşlandı? Kendine diz atıyormuş yani. falan. de ben başına geleceğini çok bir şey zannetmiyorum. Piyasadaki rapçilerin seksenine bakarsanız arkadaşlar belli bir noktaya gelen rapçiler bir noktadan sonra mafyalarla işbirliği yapıyor. Bunu içerideki insanlar zaten biliyordur. Ayıktır bu mevzuya. Ya yani rapçiler mafyalarla aslında korunuyor. Onun tanıdığı var, bunun tanıdığı var. Yani bu durumlarda aslında Oğlum ülkede başına... adalet mi yok? Şey mi yok ya? Bu ne oğlum? Yok kanka. Kolay bir şekilde bir şey geleceğini de zannetmiyor. Yok bir başka soru. Bir açıklamasına baktım He. işte. Benim yok bu e, yok. SS'lerimi, video ekran görüntüleri... Suçu öğrendiğim kadarıyla rapçi olmakmış. Hakim Bey. Hani birisi sızdırdı falan filan. Ben şahsen o sızdırma olayının gerçek olduğunu düşünmüyorum. Ben PR olduğunu düşünüyorum. iyi bir, bir PR çalışması bana göre. Evet klasik bir Türk çerep kavgasının sonuna geldik. Tartışmalar oldu, atışmalar oldu ama... Sagopa cezadan sonra çok yerlere düşmüş ya seviye. Dostum rapçi bak rapçiysen senin kavgan şeyde olacak ya. Sanat üzerinden olacak yani şarkılarla olacak yani ben basit bir konsept bu ya. This track başka hiçbir şeyde yok anasını satayım. Hiçbir janrada yok Değil böyle mi? bir temelde şey. Temelde çok basit yani. Evet temelde çok basit. Mesela bak Kefo yapmış tamam mı? Şarkısını sol daşam sağ daşam diye eklemiş. Çakalın da ananı gelip senin falan böyle mafyatik konuşmaları beni bir tık gerdi. Ee, sen kimsin? İkincisi yap şarkını söyle sözünü bitsin abi kim daha iyi sanat yapıyor onu şey yapsınlar şimdi ejde... karar verelim onu. Evet Ejnebilerde şöyle bir şey oldu Drake de Pusha T'yi kapıştı en son dönemlerde Pusha T'yi mesela Drake'in eline verdi tamam mı Drake mesela öyle bir verdi ki mesela Drake'in söylediği tek şey sen işte Pusha T'yi şey takılan bir herif hani ben uyuşturucuları ben satıyorum falan bilmem o tarz takılan bir herif. Direkt bunlara sallarken Drake'in çocuğunu olduğunu söyledi. Daha dünya bilmiyordu. Git çocuğunu sahipten gibi bir şey söyledi. Çocuğunun ismini söyledi. Falan herkes çok Böyle bir diz şarkısı mı var ya? Çocuğunu çocuğun olduğunu söyledi striptizciden bilmem neden. Sonra direkt açıklama yapmak zorunda kaldı. Çocuğunun yanına döndü. Yani hayatını kurtardı çocuğun. Gördüm evet. Yani o kuşetin sayesinde olan ama dil istediğim böyle yani sanatla kapışın abicim. Sonra ee, direkt de açtı gözünü Kanye West'lerdi bu bilgileri falan diye Kanye West'e geçirdi, şeye geçirdi. Garip garip olaylar. Boş olaylar ama